Arkadaşlar merhaba. Adana'dayız. Adana'ya ilk gelişim. Beklediğimden farklı ve güzel bir Adana buldum. Fotoğraf açısından değerlendirdiğimizde özellikle eski Adana tarafında esnaflar, kalaycılar, kazancılar, bakırcılar ve muhtelif esnafın güzel fotoğrafları var. Sokak aralarında güzel ışık gölge oyunlarıyla fotoğraflar çekebiliyoruz. Bu sabah erken saatlerde Sabancı Camisi'ni, arkamda gördüğünüz Sabancı Camisi'ni gün doğumunda çekmek üzere dışarılara çıktım ancak güzel bir gün doğumu olmadı. Muhtelif yansımalar çektim. Gün içerisinde de Adana Merkez Parkı'nı dolaşıyoruz. Merkez Parkı gerçekten çok büyük ve çok güzel. Hem yemyeşil hem de çok güzel dizayn edilmiş. Bütün Adana halkının sabah spor yaptığı, gündüzleri ziyaret ettiği güzel bir park haline gelmiş. Biz de bu parkı geziyoruz. Bu parktan yürüyerek Taşköprü'ye doğru gideceğiz. Taşköprü'de fotoğraflarımızı çekeceğiz ve tekrar eski Adana sokaklarına dalacağız. Nişastayla yapılıyor. Nişastanın üzerine buz rendeleniyor. Daha sonra pudra şekeri, gül suyu, boyası, meyvesi hazır. Tamam. Adana'ya özgü. Nasıl yiyoruz? Karıştırarak. Karıştırarak. Aynen. Meyve çocuk almaya gitti. Kısmetin zaten 3 dilim doğur. Yarım kilo doğramıyoruz. Tamam peki, teşekkürler. Ablam muz olur işte, çilek olur, kavun olur. Artık sezonun meyvesi hangisiyse onlar. Tarihi Taşköprü üzerindeyiz. Tarihi Taşköprü milattan sonra 384 yılında Mimar Auxentos tarafından yaptırılmış. Halen dünyada şehir içi trafiğinin üzerinde devam ettiği en eski köprü olarak biliniyor. Köprü yaya ve ufak motorlu taşıtların feyhanelerin üzerinden geçmesi açısından kullanılıyor. Turistik bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Arka tarafımızda Sabancı Camii'nin güzel bir yansıması suya düşüyor. Fotoğrafik açıdan değerlendirdiğimizde köprü üzerindeki esnaf, arka taraftaki Sabancı Camii suya yansıması fotoğrafik olarak bir değer arz ediyor. Yolculuğa devam. Anadolu'nun bütün büyük şehirlerinde, hele hele geçmiş medeniyetleri yaşamış şehirlerinde tam meydanda mutlaka bir ulu cami bulunuyor. Adana'da da ulu cami var. Arkamda görüyorsunuz, 1541 yılında yapılmış bir cami. Şehrin en önemli eserlerinden bir tanesi. Çok fazla büyük olmamakla birlikte şehrin tam eski Adana denilen merkezinde bulunuyor ve cemaatin sürekli ilgisini gösterdiği bir yer. Turistlerin ayrıca gelip gördüğü bir yer. Geldiğinizde sizin de görmeniz lazım. Fotoğrafik açıdan değerlendirdiğimizde caminin iç mimarisi ve dıştan fotoğrafı alınabilir. Devam ediyoruz. Ramazanoğlu Külliyesi'ndeyiz. 1540 yılında Ramazanoğlu Piri Paşa tarafından yaptırılmış. Ana giriş kapısından girdiğinizde huzur dolu bir
orta avluya açılıyor. Orta avlunun içerisinde bahçe var. Avluya açılan küçük odacıklar var. Bu odaların her birinde değişik el sanatları ve değişik kurslar veriliyor. Ebru odası görüyorum, okuma odası görüyorum, resim odası görüyorum, ney odası görüyorum. Dolayısıyla aynı zamanda avludaki küçük iskemlelerde, masalarda, taburelerde çay servisi yapılıyor. Ve gerçekten kafa dinleyici, huzur verici, sükunetli bir ortamı var. Ulu Cami'nin hemen yanı başında bu güzel ortamı da ziyaret etmekte fayda var. Fotoğrafik anlamda değerlendirdiğimizde insan portreleri çekilebilir. Mekan çok kolay çekilebilecek bir mekan değil. Ha, şeker abi. Şeker kullanmıyoruz, teşekkürler. Siz de abla. Teşekkürler. Mekana en güzel çayınızı ya da soğuk şeylerinizi içip biraz dinlenmek ve huzur bulmak için değerlendirebilirsiniz. ...1390 yıllar arası yapılmış. Burası sarayın selamlık bölümü. Ramazanoğlu Beyliği döneminde. Ziya Paşa valilik döneminde burası kabul salonu. Misafirleri burada ağırlıyormuş. Kanuni'nin Sultan Süleyman 14-15-16-1535 yılında 3 gün burada misafir edilmiş. 4. Murat da Bağdat Seferi dönüş burada konaklanmış. Konya 1800'lü yıllarda kalmış. Tarihi Saat Kulesi'ndeyiz. Tarihi Saat Kulesi 1881 yılında Ziya Paşa tarafından başlanmış. 1882 yılında Vali Abidin Paşa tarafından bitirilmiş. 32 metre yüksekliğinde tuğla ve taş duvar örme usulüyle yapılmış. Temel derinliğiyle birlikte 35 metre olduğu söyleniyor. 1998 yılındaki büyük Adana depremi sırasında ayakta kalmayı başarmış. Şehrin önemli eserlerinden bir tanesi. Fotoğrafik açıdan gündüz sert ışıkta ve bu kalabalıkta, özellikle araç trafiği kalabalığında çok fotoğraf vermiyor ama gece ışıklandırma ile birlikte fotoğraf alabileceğimi düşünüyorum. Akşam tekrar burada şansımı deneyeceğim.
kaşırdan dediğimiz şey koyunun 12 parmak barsağıdır. Yıkanır, avcı, pirinci avcılanır, her şey hazırlanır. Pirinç doldurulduktan sonra pişirme hazırlanır. Pişmeye yakın 15 dakika kala çıkartılır. Afiyet olsun. Adana'nın meşhur şırdanından da tatma fırsatı bulduk. Şırdanı yerken üzerine biraz kimyon. Biraz da pul biber atıyormuşuz. Ondan sonra elle ya da çatal bıçakla dalıyormuşuz. Biz çatal bıçakla dalmayı deneyelim. Tek elimde çekim yaptım. Telefon olduğu için bıçağı kullanamadan sadece çatalla dalmış durumdayım. İçinde gördüğünüz gibi pirinç var. 12 parmak bağırsağının içerisindeki bu pirinci afiyetle yiyoruz. Afiyet olsun. Uzun, güzel ve yorucu bir günün arkasından geceyi Ciğerci Mehmet Usta'nın mekanında bitiriyoruz. Ciğerci Mehmet Usta, Kazancılar Çarşısı'nın girişinde ünlü Adana kebap, ciğer ve kaburga üreticilerinden birisi. Gördüğünüz gibi nefis lezzetler önümüzde. Bunları yiyip geceyi noktalayacağız. Hadi bize afiyet olsun.